tadı çıkacak diye ödünüz kopuyor! Bu işin içinde bir iş var! Bunu kocama da kaç defa söyledim! Kocam! Kocam çok geç evlendi! Beni aldığı zaman 40'ını geçmişti! Hoş, ben de piliç değildim ya! Evet, çok geç evlendik! Onun için de artık çocuğumuz olmayacak! Bir daha hiç olmayacak, git! Nurhan, rica ederim, gel seni eve götüreyim, biraz istirahat et! İstirahat et, uyu! Halbuki ben ne gece uyuyabiliyorum, ne gündüz! Gözlerim oğlumun boğulduğu suya dikilmiş, öyle duruyorum! Bu işin içinde bir iş var! Duyduğuma göre oğluma en son kızın görmüş, ne olur ona sor! Cemal son dakikalarında ne söylemiş? Sonra da bunu bana anlatırsın, yalvarırım! Belki de kızın bir şeyler hatırlıyordur! Ehemmiyetsiz bir şeyler, ama zarar yok! Ne kadar ehemmiyetsiz olursa olsun ben razıyım! Cemal yavrum! Alev'e sorucuyum, emin olun! Biri madalyayı oğlumun göğsünden almış! Onun düşmesi imkansızdı! Madalyayı Cemal'in göğsüne ben taktım! Üstelik arkasındaki iğnenin emniyeti de vardı! Biri madalyayı zorla almış! Nasıl da böyle sade, şık şeyler giyebiliyorsun? Ben böyle şeyleri değil giymek, satın alamıyorum bile! Bir elbise seçiyorum! Hatta onun kibar, zarif olduğunu zannediyorum eve götürünce! Bir de bakıyorum ki şıklıkla alakası nerede? Cemal öyle güzel, öyle şirin bir çocuktu ki, benim sevgilisi olduğumu, büyüyünce benimle evleneceğini söylerdi. O zaman ben de güler, büyüyünceye kadar beni unutursun oğlum derdim. Güzel bir kız bulur, onunla evlenirsin. O zaman bana ne cevap verirdi biliyor musun? Hayır derdi. Çünkü dünyada senin kadar güzel başka kız yok. Eğer bana inanmıyorsan gündelikçi kadına sor. O da Cemal'in böyle söylediğini duyardı. Nurhan, Nurhan! Bana neden sarıldın? Beni adam yerine koyduğun yok ki! Sen üstün bir insansın, sosyetedensin! Cemal'in elleri çürük içindeydi, alnında da tıpkı ay biçimi bir çürük vardı. Ölmeden önce kanamış, doktor öyle söyledi. Peki ama madalya nerede? Kim aldı madalyayı? Güzel yazı için verilen madalyanın ne olduğunu bilmek hakkım değil mi? Ha? Bana neden sarıldın sanki? Sen kibarsan ben de kibarım. Oğlum kızından kat kat üstün. Güzel yazı madalyasını oğlum kazandı, kızın değil. Ya? Sarhoşum ben. Zavallı yavrum, boğulduğundan beri içiyorum. Çocuğum öleli sarhoş olmak adeta zevk. Biraz yatsam iyi olacak. Eve gidelim, orada yatarsın. Öyle ya. Eve gidip yatayım. Şimdilik ala ısmarladık. Özür dilerim. Ne özür diliyorsun? Bırak, ne düşünürlerse düşünsünler. Tam yarım şiştim, fitil gibiyim. Alasmadık Lala Hanım. Siz de mi gidiyorsunuz? Evet, onları biraz teselli etmem lazım. Ba 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 la 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 li la la la. Alo? Alo? Alo! Nejat! Nejat sevgilim! Nasılsın? Biz iyiyiz! Boğulan çocuk mu? Hayır, Alev her zamanki gibi! Şimdi bahçede kitap okuyor, buradan bakınca görebiliyorum! Ne zaman geliyorsun? Aa, 4 hafta çok uzun Nejat! Doğru! Ne yapayım, beklerim iş! O halde bana sık sık telefon et, değil canım! Seni çok seviyorum! O halde çabuk gel! Güle güle! Lale! Buradayım! Nasılsın canım? Ne o, seni sararmış görüyorum! Yoksa telefon konuşması seni üzdü mü? Yo, bilakis otursana! Ay yo, çarşıya gidiyorum, zaten geçte kaldım! Annem beni kuyumcuda bekliyordur! Ne işin var orada?
Aa, vallahi dalgınsın sen. Annemin Alev'e verdiği madalyonun zincirini değiştireceğiz ya. Haklısın Gönülcüğüm, bugünlerde bana bir unutkanlık hastalığı geldi. Dur sana bulayım. Alev'in madalyonu nereye koyduğunu biliyorum. Sarayım mı? Aha, yok canım, atıver çantama. Gideyim ben, dönüşte konuşuruz. Hadi alasmadım. Demek madalya sendeydi. Cevahir Seren'in madalyası. Onu nereden buldun? Güzel yazı için verilen madalya çekmecenin örtüsünün altına nasıl girdi? Bana cevap ver Alev! Yeni evimize gidince bizimle çardağımız olacak mı? Çardak çok güzel, çok serin oluyor. Orada oturmaya bayılıyorum. Sualeme cevap ver. Piknikte olanları bilmediğimi sanma. Öğretmenin Nevin Hanım bana her şeyi söyledi. Söyle, güzel yazı için verilen madalya çekmecene nasıl girdi? Madalya oraya nasıl girdi bilmiyorum. Nereden bileyim? Pekala da biliyorsun. Gel otur şuraya, suallerime cevap ver. Piknikteyken hiç göle indin mi? Evet anne, bir kerecik indim. Ne zaman? Cemal'le kavga ettikten sonra mı yoksa evvel mi? O nasıl söz anneciğim, ben Cemal'le kavga etmedim ki, bunda nereden çıkardın? Öyle şey olur mu hiç? Alev! Alev, senin usta bir yalancı olduğunu biliyorum ama bu sefer bana doğruyu söyleyeceksin, söyleyeceksin de! Ama ben doğruyu söylüyorum anneciğim, söylediklerimin hepsi de doğru. Mümessillerden biri senin Cemal'in göğsünden madalyayı kapmaya çalıştığını görmüş. Doğru mu bu? Mümessil mi? Ha, şu Necla denilen kız, her gözü beni gördüğünü söylemiş. Hatta Mema bile biliyor. Sözde ben Cemal'in madalyasını zorla almak istemişim, onunla kavga etmişim. Necla bunların hepsini uydurmuş, ben öyle şeyler yapmadım. O da zaten zorla aldığını söylememiş, madalyayı göğsünden kapmaya çalıştığını söylemiş. Yoksa o zaman mı aldın? Hayır, o zaman almadım. Ne zaman aldın? Şey, sonra aldım. Nasıl aldın canım? Saklambaç oynayacaktık. Ben onu bulursam madalyayı bir hafta ben takacaktım Cemal. Oyundan vazgeçti, verdiği sözü tutmadı. Birdenbire durdu, dedi ki 50 kuruş verirsen madalyayı bütün gün takabilirsin dedi. Doğru mu söylüyorsun? Evet anne, ben de ona 50 kuruş verdim. O da madalyayı bütün gün takmama müsaade etti. Peki öğretmenin seni sorguya çektiği zaman bütün bunları neden söylemedin? Anneciğim, anneciğim, öğretmen beni hiç sevmiyor. Madalya için para verdim duyarsa fena şeyler düşünür diye korktum. Nuran Hanım'ın madalyayı ne kadar istediğini biliyordun değil mi? Evet anne, biliyordum. Neden vermedin madalyayı ona? Kadıncağız oğlu ölünce kendinden geçti. Bir daha kendine geleceğini sanmıyorum. Ne dediğimi anlıyor musun? Evet anne, biliyorum. Ama nereden biliyorsun? Cemal'i göğsünde madalyayla gömeceklerdi de ne olacaktı sanki? Cemal ölmüştü bir kere, göğsünde madalya olup olmadığını nereden bilecekti? Annem, şeker annem benim, sen dünyanın en tatlı annesisin. Ben herkese öyle söylüyorum zaten, benim annem dünyanın en tatlı, en şeker annesi diyorum. Hem madem Nuran Hanım illa bir çocuk istiyor, öyleyse gitsin yetimhaneden bir çocuk alsın. Yetimhaneden mi alsın? Evet, yetimhaneden bir çocuk alsın. Alev, artık sana söyleyecek hiçbir sözüm kalmadı. Hadi odana git, git odana hadi. Alev! Gelsene buraya. Thank you.
Ankara'da otururken Refiye Hanım adlı bir komşumuz vardı. Seni de çok severdi. Evet anne. Her gün öğleden sonra kadını ziyaret ederdin. Kadıncağız bir hayli yaşlıydı. Sana biblolarını, vazolarını göstermekten büyük bir zevk alırdı. Sen de bunların arasında en çok bir saati beğenirdin. O da öldükten sonra bu saatin senin olacağını söylerdi. Bir gün Refiye Hanım'ın kızı bakkala gitti. Ne olduysa o sırada oldu işte. Kadıncağız arka merdivenlerden düşerek öldü. Boynu kırılmıştı. Sen sonradan Refiye Hanım'ın dışarıda bir kedi yavrusunu miyavladığını duyduğunu, ona bakmak için dışarı çıktığını ve ayağa kayarak düştüğünü söyledin. Evet öyle oldu. Sonra da kızından o saati istedin. Tabii onu sana verdi.